uyandığımda, gözümü açtığımda zaten bina yıkılıyordu. Yahu Allah beterinden sakladın. Ne deprem, bu kıyamet, zelzele, tufan. Yataktan fırlayıp duvara çarptım. Benim Adıyaman deyince içimin en önemli cız etme sebeplerinden birisi, sesi çok geç duyuldu. Kızımı 4. günü çıkarmışlar. Sadece deprem oldu, öldü deniliyor ama biz her gün ölüyoruz. Onlar bir kere öldü de biz her gün ölüyoruz gerçi. Mehmet'im, Allah o günü bir daha getirmesin. Kahramanmaraş depreminin simgesi olan Maraşlı bir babamız ve vefat eden kızının enkaz altında elini tutması. Şubat 2023, ülkemizin en kara günlerinden biri. Hayatını kaybeden binlerce can, yaralanan yüz binlerce insan ve yitip giden hayatlar, umutlar, hayaller. Sabah saat 4.17'de kulakları sağır eden bir uğultu, gökyüzünün renginin değişmesi, birbiri ardına yıkılan binalar ve göğün kalbini hançerleyen çığlıklar. Bizzat yaşayanların unutamayacağı bir an, deprem. Kimi zaman 65 saniye, kimi zaman 45 saniyede yitip giden canlar, yıllar ve o yılların birikimleri anılar. İşte sizlere 6 Şubat depreminden geriye kalan enkaz kalpler. Akşamleyin çocuklarla güle şaklı oynaya, yani hayallerimizi kuraraktan yatağımıza yattık. Bilemedik yani o gecenin o şekilde olacağını. Bir uyandım, kızım bağırıyor anne, anne diye. Uyandım çocuğum, deprem oluyor. Kübra'nın sesini uyandım. Yani öyle bir sallantı ben hayatımda görmedim. Hani çocukların odasına kavuşabiliriz zannettik. Öyle bir şiddetliydik ama kavuşamadık. Kapıyı açtık, arada kaldık. Çocuklarım arada kaldı. Birbirimize yani ulaşamadık. Ev yıkıldı o anda. Yani yıkıldı ama yıkıldı. Hani dilde yıkıldı ama içinde ne hissettiğini, ne yaşadığını yaşamayan bilmez. Çocuklarımıza ulaşmaya uğraştık, ulaşamadık. Ev üzerimize kepti. Hem onların hem bizim. Onların sesi kesildi. Hani biz birbirimizi görüyor, duyuyor ama onların sesini duyamadık. Evden biz kendi çabamızla dış tarafa çıktık. Çocuklarımızdan sesle de alamadık. Uyku tutmadı o gün. Uyuyamadık. Gece geç saatti. Saat 1.30, 2 civarıydı. Eşim de ben de uyuyamadık. Sonra affedersin köpekler uludu o gün. Bayağı bir uludu yani. İlk defa duydum yani öyle köpeklerin olmasını. Uyandığımda, gözümü açtığımda zaten bina yıkılıyordu. Yani deprem başlamış. Ben gözümü açtığımda bina iki sefer gitti geldi. Ondan sonrasında zaten yıkıldı yani. Üzerime şey gardolap düşmüş. Onun üzerine şey duvar, tavan hepsi üst üste katlanmış. Yığılmış üzerime. Yıkıldıktan sonra galiba 15 dakika falan sonra bir çocuk geldi. Yani ben görmedim. Ben enkazın altındayım. Eşim gördü. Onun yanına geldi zaten. O işte bize su falan getirdi. Biraz yardım falan istedik ondan. Hava gür zing 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 etti ama. Eyvah dedim. Ulan Allah dedim, gittik biz dedim. Allah 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 Allah. Yetiş kurban Şeyh Abdülkadir Geylan dedim. Allah dedim, kıyamet kopuyor dedim. Mübarek yetiş dedim ama Şeyh'im yetiş dedim. Gür etti. Zing 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 ediyor böyle. Ulan bir yan gitti. Bir böyle döndürdü beni. Namaz kılıyordum. Allah'a fek ver dedim. Ulan dedim namazı unuttum. Ulan bir gittim ama karayolları daha. Tabii ben karayollarının altından çıktım. Yahu Allah beterinden saklasın. Ne deprem, bu kıyamet. Zelzele, tufan. Bir gürültü sesiyle yataktan fırlayıp duvara çarptım. Ondan sonra da esnada eşimi bulmaya çalışırken eşimi tutamadım. Ne oldu? Ondan sonra davrandık. Ben o şekil eşimin üzerine bu şekil düşmüşüm. Onun yüzünün üstüne düşmüşüm. Ben de bu şekil şeyimle bedenimle üzerine düşmüşüm. Ben üzerimde kapı var zannediyorum. Kolon olduğunu hiç bilmiyorum. Hissetmiyorum, şey etmiyorum. Ama vücudumdan şarı şarı ter akıyordu. İşte biz eşimle artı birbirimize hakkımızı helal ettik, helallaştık. Kelime-i şehadetimizi getirdik, tevhidimizi getirdik. Dedik yani Rabbim yanına bizi uygun görürsen al diye dua ettik Allah'ımıza. Deli oldum, dağlara düştüm, deli oldum. Hem kızı hem kendi depremin altında kaldı 3 gün. Deli olduk, Allah başlara vermiyor. Betülüm.
Allah ciğerimi yakmasın, yavrularımın açsın, göstermesin Mehmet'im. Bir şafak vaktinde öyle uyandık. Ne hallerde kalmış şirin gölbaşım, canım gölbaşım. Cihanlar verip alkanlara boyandık. Ne hallerde kalmış şirin gölbaşım. Canlar verip alkanlara boyanmış. Ne hallerde kaldı şirin gölbaşım. Çocuklarımız 11 öğlene doğru, 11 civarı falandı yani. 6 saat sonra çıkardık. 11, 11.30 gibiydi. Yani o civardaydı. Kendi çabamızdan çıkardık çocukları. Hani kimsenin el ayağı tutmuyor, ne yapacağını bilmiyorlar. Aslında çocuklarımın yeri o kadar kolaymış ki hani bir, nasıl diyeyim size, bir küçücük bir yer arasından hemen çekip çıkarılacak bir şey, ama bilemediler, kimse bilemedik. Şoka girdik, o anda ne yaşadığımızı bilemedik. Seslerini duyamadık. Belki seslerini duysa herkes, yani zaten çabalıyorduk da hani bile ne olduğunu anlayamadık. Binayı kırık an sahada kızımın biz çığlığını duyduk. Anneye den bağırdı. O sahada oğlunun sesini hiç duymadık. Ben dedim kızım belki yaşıyordur yani. Oğlumun sesini hiç duymadım. Kızım yaşıyor ama oğlum gitti dedim. Eşim dedi ki kızım gitti, o benden gündüz vedalaştı dedi. Beni hiç sarılıp öpmezdi dedi. Geldi babasını öptü, bilemedik yani çocuklar. İkisinin birden gideceğini aklımıza getirmedik. Çok zor bir şey yani, çok çok çok. Sadece deprem oldu, öldü deniliyor ama hani ölenin arkasındaki kalanları ne yaşıyor kimse bilmez. Biz her gün ölüyoruz. Onlar bir kere oldu da biz her gün ölüyoruz gerçekten. Kızım 23 yaşındaydı. Oğlum 19 yaşındaydı. Hani Mart'ın 16'sına kızım 24 yaşayacak. Hayalleri vardı. Evlilik planı kuruyordu yavrum. Okumuştu, memur olacaktı. Anaokul kreşte çalışıyordu, öğretmenlik yapıyordu. Mesleğini çok seviyordu. Oğlum asker olmak istiyordu. Selim şeydeydi, salonda yatıyordu. Nisa ile Sena, onların yatak odaları vardı, kendi odaları vardı, orada yatıyordu. Bina onlardan tarafa yıkıldı. İşte bize yani Rabbim bir tekrardan bir ömür vermiş. Yani bize bir şöyle bir şey oluştu, çatı gibi şu şekilde oluştu. Üçgen oluştu. Aynen, üçgen oluştu. Hı-hı. İkinci günü akşam üzeri Sena'yı çıkarttılar. Ben Şanlıurfa'dayken, tedavideyken Nisa'yı çıkarmışlar üçüncü günü, öğlen civarı. Üçüncü günü gece saat 10 civarıydı galiba. 10 civarında da işte Selim'i çıkarttık. Rabbim kimseye göstermesin böyle yani bu afeti. Düşmanın başına bile vermesin yani Rabbim. Kaç sıraları da hatırlamıyorum. Sesler gelmeye başladı aşağıdan. Yücel yücel diye bağırıyorlardı. Ben artık nefes almakta zorlanıyordum. Nefes alamıyordum yani artık. Hiçbir şey hissetmiyordum. Buradayım, buradayım diye bağırdım. Tabi o esnada önce Yüce Rabbim Allah, ondan sonra da mesai arkadaşlarım sağ olsunlar imdadımıza yetiştiler. Bizi oradan çıkarttılar. O kadar çok toz tuttuğumdan dolayı nefes almakta zorlanıyordum. Ben akşamına Urfa'ya götürdüler. Urfa'da 5 gün yoğun bakımda kaldım. Ertesi gün de eşimi getirmişler. Eşim gelmiş, orada onu göremedim. Eşim işte tedavisi için Ankara'ya gitti. Onun arkasından 5 gün sonra ben de Ankara'ya gittim. Tabi kızımın öldüğünden hiç haberim, üzerim yok. İşte kızımın orada acı haberini aldım. Depremden kaç gün sonra? 10 gün sonra aldım. 10 gün sonra. Eşim yani kimse dememiş, ben söyleyeceğim demiş yani. Hı. Dayanamaz, babası kimseden duymasını istemez dedi. Yani Rabbim bizden daha çok seviyormuş ki ne? Yanına aldı. Biz yani ne bileyim, İnşallah bizlere şefaatçi olur. Mesut Mustafa'nın oğlu Ali. Oğul askerden geldi. Çocuklarıyla yatarken ev üstün uçtu. Depremin altında kaldılar. Gencecik daha. O yaktı bizi. O çocuk yaktı. Hah, işte deprem böyle kınalar yaktı bize yavrum. Kıyametler koptu, yıktı her yeri. Acımadan ayrıldı bak sevenleri. Yüreğim
getiremez hiç kimse gidenleri. Kıyametler koptu, yıktı her yeri. Acımadan ayrıldı bak sevenleri. Yüreğim bildiğin bir yangın yeri. Getiremez hiç kimse gidenleri. Tanınmaz olmuş her yer virane. Unutulmadı hala aynı hikaye. Yaz tutar ardından gidenlerin. İnsanların desen deli divane. Tanınmaz olmuş her yer virane. Unutulmadı hala aynı hikaye. Yaz tutar ardından gidenlerin. İnsanlarım desen deli divane. Gülvan Hanım, malumunuz 6 Şubat depreminde Gölbaşı ilçemiz çok ciddi yaralar aldı. Çok can kaybımız hem mal kaybımız var. Biliyorum. Çok fazla kayıplarımız var. Üzgünüz, kırgınız, yaralıyız. Sizler de bizlere bu süreçte hem maddi hem manevi buraya gelerek isminizle, cisminizle, varlığınızla bizlere manevi destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim size. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde duygularınızı, düşüncelerinizi, bizlere söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? İlk söyleyeceğim şey, hayat her ne kadar normale dönmüş gibi gözükse de aslında deprem bölgesine bizzat gelen sahada, köyde, kasabada, uzak köylerde özellikle bulunanlar bilecekler ve öğrenecekler ki depremin yaraları tamamen sarılmadı. Depremin acısı çok kolay atlatılabilecek bir acı değil. 6 ayda, 1 senede, 2 senede, 3 senede, 5 senede belki unutulmayacak acılar da var tabii. Ailesinin her ferdini kaybeden ve çok acı deneyimler yaşayanlar oldu. Benim Adıyaman deyince içimin en önemli cız etme sebeplerinden birisi sesi çok geç duyuldu. Biliyoruz bunu sosyal medyada. Ben Hatay'da 4 tane anaokul açabildim mesela ama evet. Adıyaman'a yeni gelebildim. İnşaat yerimiz, yer zeminleriyle ilgili onaylarımız, her şeyimiz bir şekilde geç oldu. Ama çok mutluyum burada Adıyaman'da olduğum için. Elimden gelenin en güzeli çocuklara dokunabilmek, çocukları sevindirebilmek. Aslında bir çocuğu sevindirdiğiniz zaman annesinin de kalbine dokunmuş oluyorsunuz. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyeceğiz. Depremi unutmayacağız. Deprem bölgelerini hiç unutmayacağız. Adıyaman'ın altında iki kere çizeceğiz. Size de çektiğiniz videolar, emekleriniz, bu gencecik tertemiz enerjiniz için çok teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ederiz. Tekrardan zahmet buyurdunuz. Buralara kadar geldiniz. Hiç zahmet buyurmadım. Benim görevim. Manen sizleri burada görmek bizleri çok ama çok böyle içimizi ferahlattı. Bizim de başımıza bir şey gelirse seni bekliyoruz. Tabii sizi bekliyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. El ele tutuşmak, bir değil bin olmak. Ben değil biz olmak. Ben diye bir şey yok. Burası da benim evim. Burada da benim kardeşlerim var. Burada da benim ailem var. Evim var, yatağım var, sanatçı kardeşlerim var. Ben evimden uzakta hissetmiyorum kendimi hiçbir zaman. Hiç canımız acımıyor artık burada. Nasılsın, nasılsın diye sorma. Gölbaşı gibiyim. Kar soğuk bedenimizde hüküm sürüyor. Nasılsın, nasılsın diye sorma. Gölbaşı gibiyim. Yetmedi enkaz altında ölmek sanırım. Yasımız bitmiyor, yanıyor ciğer canım. Yağmur boran, sel olmuş, nereye kaçayım? Nasılsın, nasılsın diye sorma, gölbaşı gibiyim. Ne tutacak dalım kaldı, ne de bu dağım. Kalmadı çarşı pazar, kalmadı esnafım. Sağlam yer kalmadı, olsa sığınacağım. Nasılsın? Nasılsın diye sorma, gölbaşı gibiyim. Ne yol kaldı memleketimde, ne de yordam. Ne can kaldı, ne de sığınacak sağlam bir dam. Sokaklar boş, kalmadı selamlık bir adam. Nasılsın, nasılsın diye sorma, gölbaşı gibiyim. Geldim yani, tanıyamadım memleketimi. Yani bura neresi diye tanıyamadım şehrin içine girdiğimde. Ne olmuş dedim.
Kapı kapı gezdiğim evleri, bildiğim evleri tanıyamadım. Hiçbir yeri tanıyamadım. Yani daha hala da tanımakta zorlanıyorum. Hele şu gölbaşı, hele şu gölbaşı. Mahvoldu gölbaşı. Gitti o güzel gölbaşı oğlum. Daha... Binalar yok olmuş ortalık dümdüz. Binalar yıkılmış ortalık dümdüz. Acılar başladı olunca gündüz, olunca gündüz. Hem gençlerimiz, gelinimiz, kızımız canlar verdi ne diyelim bu hale. Demleşik bir hayat oldu yani. Bir insanın 90 saniyede bütün her şeyi değişti, hayalleri değişti, umutları değişti. Yani yarın için herhangi bir plan yapmıyorum, herhangi bir şey için plan yapmıyorum. Zor bir dönemdi. Ben sadece enkazdan çıkıp hastaneye gittiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra ben memlekete, tedavim Ankara'da devam etti. Tedavimiz gördük, psikolojik destek aldık. Eşime ben. Ama herkesin hayatı kendine göre devam ediyor. Biz gene kaldık evimizde yalnız, baş başa. Akşam oluyor çocuklarımın telefonları elimde sürekli. Resimlerine bakıyorum. Acıları gitgide artıyor. Özlemleri arttı. Yalnızlık yani çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Hani duruyorum düşünüyorum şöyle yapacaktık, böyle yapacaktık. Hatırlıyorum, hatırladıkça ağlıyorum, üzülüyorum. Hani gün bize acıyı unutturmuyor, daha beter acıyı hatırlatıyor. Hayallerimizi hatırlatıyor. Yaşamak isteyip de yaşayamadıklarımızı hatırlatıyor. Daha çok acı çekiyoruz biz. Gittikçe özlem artıyor. Evet. Daha beter artması daha beter demek. Oluyor. Gün geçtikçe biz yani bizim gibidir herkes. Evlat kaybeden, annesi babası giden herkes de bizim gibidir. Gün geçtikçe acımız artıyor. Ve insanların çoğu da seni anlayamıyor yani. Acısı olmayan anlayamıyor, bilemiyor. Değişen hiçbir şey yok. Acılar daha fazla artarak devam ediyor. Her geçen gün acımız daha fazla artıyor. Yani bunu ancak onlara kavuştuğumuz zaman bu acı dinecek. Yoksa bu acı hiçbir zaman dinmez. Hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın evlat acısını. Yani bu acının tarifi yok. Ne anne, ne baba, ne kardeş. Hiçbirine benzemez evlat acısı. Yani üç tane biri delikanlı, iki tane ne diyeyim gül goncamı ben toprağa verdim. Nesini söyleyeyim canım efendi? Nesini söyleyeyim canım efendi? Gayrı düzen tutmaz telimiz bizi, telimiz bizi. Ahuzar eylesem yar yar deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Ahuzar eylesem yar yar deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Ne olursa olsun sadece yanındakilerin, sevdiklerin kıymetini bilsinler. Ben iyi ki o evlatlarım olmuş. Yani Rabbim onları bana vermiş, o tadı tattırmış. Bu acıyı yaşatmasın kimseye ama şunu bilsinler ki yani bu dünyada her şey boş. Gerçekten her şey boş. Bakın biz evimiz büyük değildi ama küçüktü ama çok mutlu bir aileydik biz. Şimdi konteynerdayım, tek odadayım. Saray da verseler şu anda bana hiçbir anlamı yok. Ben burada yani bir odanın içinde dahi yaşayabiliyorum. Sevdiklerinin kıymetini bilsinler sadece onu diyorum. Bizim gibi depremzedeleri yalnız bırakmasınlar. Şöyle diyorum ben psikolojikmen çok kötüyüm yani. Tedaviler alıyorum ama şu evin içinde yalnız kaldığınız zaman daha kötü oluyor insan. Ama bir eş, bir dost, bir akraba hani belki unutmuyorlar ama dışarıdan gelip bir hal hatır sorsunlar yani. Ben bunu istiyorum. Yani ne para ne
manevi olaraktan destek olsun, maddi olaraktan değil. Maddi olarak hiçbir beklentim yok. Yani Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin, Allah bu millete zeval vermesin. Çok büyük bir millet olduğumuzu ben bu depremde öğrendim. Deprem zedeleri yani yalnız bırakmasınlar, bir nasılsın, iyi misin demek yani bile dünyanın her şeyini değiyor yani, öyle yani. Her şeyin kıymetini bilmelerini, dünyanın boş olduğunu, her şeyin yalan olduğunu, kızımı bizden daha çok seviyormuş yine yanına aldı. Bu, her şeyin kadri o, her şeyin takdiri o. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma dahi vermesin. Çok zor bir süreç geçirdim. Psikolojik tedaviden geçtik. İnsanların artık bir araya kenetlenmesi lazım yani. İnsan açgözlü olmayacakmış. Bir gözde bile insan gerçekten hayatını devam ettirebiliyor. Biz konteynerde de kalabiliyoruz. Burasında çocuğum, oğlum Kadir'im ölmeden önce çok istedi baba bir yer yapalım diye. Yani bir göz yaptık, burada da yaşanılabilir. Konteynerde de yaşanılabilir. Açgözlülük iyi bir şey değil. Her yere sığabilirmiş insan. Şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Afettir, her zaman başımıza gelen bir şeydir. Bana ne demememiz lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. Nasılsınız, iyi misiniz, bir ihtiyacınız var mı diye sormalarını insanların isteriz açıkçası. Hani olabilir, aç değilik şükür, her şeyimiz de var. Giden eşyalarımız geri geliyor, bulunuyor. Her şey bulunuyor da ama giden canlar asla bulunmuyor. Yalnız kalınca insanın psikolojisi bozulunca o akıl da tekrar yerine gelmiyor yani. Sahip çıkmamız gerekiyor birbirimize. Ben sevdiklerim öbür tarafa gitti. Yani bu dünyada yani benim kimsem kalmamış, kapım kilitli kalmış. Hani bir dünyanın tadını alamıyorum. Geziyorum, tozuyorum, bir diyorum hı. Bir türlü aklımdan çocuklarım çıkmıyor. Ben nasıl rahatlığa kavuşurum? Çocuklarımın yanına gittiği zaman rahatlığa kavuşurum. Yoksa dünyanın bir tadını alamıyorum. Dünyalık bir hayalim. Dünyanın bir tadını alamıyorum. Dünyada bir beklentim kalmamış. Umudum kalmamış. Umudumu yitirmişim ben. Benim evim mezarlık. Günlük yani günlük en aşağı 2-3 saat orada kalıyorum. Gidiyor. Benim mekanım, meskenim orada olmuş. Çocuklarımla oraya gittiğim zaman konuşuyorum. Bir şey aldığım zaman çocuklarla konuşuyorum aynı mezarlıkta. Aynı sohbet ediyorum. Ne diyeyim ne diyeyim. Yavrularımdan yakmasın. Torunlarımdan yakmasın. Allah'ım acılarını göstermesin yavrularım. Allah rahmet eylesin. Allah bir daha göstermesin. Allah yavrularımı esirgesin. Yağmur yağar benim garip başıma. Göz koydular ekmeğe. Yağmur yağar benim garip başıma. Göz koydular ekmeğime aşıma. Doyamadan dolu dolu yaşıma. Her ne kadar bedensel acılarımız, fiziksel yaralarımız üzerinden bir yıl geçse de kısmen iyileşse bile manevi yaralarımız ve acılarımız değil bir yıl, belki 10 yıl, belki 100 yıl geçmeyecek. Hatta bizden sonraki nesillere bile aktarılacak. Bizden sonraki nesillere aktarılırken bunu vatandaşlarımız sözleriyle, şairlerimiz şiirleriyle, sanatçılarımız türküleriyle, bazı sanatçılarımız da resimleriyle bunları aktaracaklar. O sanatçılarımızdan iki tanesi şu an benim yanımda. Bir tanesi Emin Hocam, diğeri de Uğur Hocam. Kendileri resim sanatıyla uğraşıyorlar. Bu yaptıkları resim sanatıyla 6 Şubat depremini ve yaşadığımız acıları bizlere resmetmeye çalıştılar. Kendilerinden resmettikleri bu resmi ve onun hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle ben size bu resmi göstermek istiyorum. Şöyle bir hemen açılalım. Bu resim gördüğünüz üzere Kahramanmaraş depreminin simgesi olan Maraşlı bir babamız ve vefat eden kızının enkaz altında elini tutması. Yine arkada gördüğümüz bina da bizim Gölbaşı'nda Kaya Apartmanı yan yatan bir binaydı. Aynı şekilde depremin saatini gösteren Adıyaman'da bulunan ve saatlerin 4.17'de durduğu o malum görüntü. Bu resmi çizen hemen yanımda bulunan Uğur Hocam'dan ben bu resmin hikayesini ve
yapım aşamasını öğrenmek istiyorum. 6 Şubat yaklaşırken bu acılarımızı, hüzünlerimizi unutmamak adına biz de anmak için bu şekilde bir eser yapmayı planladık, düşündük. Hı hı. Emin öğretmenim, Alya Sanat olarak, Mustafa Asker öğretmenim, sizler yardımcı oldunuz. Öncelikle sizlere de teşekkürlerimi sunarım. Rica ederim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Bunu yaparken felaketin dili, dini, ırkı olmaz. Hı hı. Bunu yansıtmak için mesleğimiz icabı, eğitimci olarak, öğretmen kimliğiyle bu şekilde biz beton blok üzerine herkesin de hatırladığı gibi acı dolu bu kareyi resmettik. Hı hı. Arkada bizim kendi yaşadığımız olan, bölgemizin simgesi olan Kaya Apartmanı yan yatık vaziyetteydi. Onu resmettik arka planda. 4.17'de depremin olmuş olduğu saatte durmuştu. Adıyaman'ın simgesini arka planda çizdik. Bu şekilde anmak istedik. Acılarımızı, hüzünlerimizi beton bloğa görsel olarak aktarmış olduk. Tekrardan elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim ben. Öncelikle depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. Onlar hep yaşayacaktır. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Unutulmadık bir asrın felaketi yaşadık. Bir yıl dönümü yaklaşırken biz bunu nasıl anabiliriz diye düşündük. Böyle bir çalışma çıkarttık ortaya. Hı hı. Uğur hocamın da dediği gibi depremde zarar gören bir apartmandan aldığımız bir blok parçaya biz Kahramanmaraş'ta deprem dediğimizde aklımıza gelen kareyi, görüntüyü, baba ve rahmetli kızını resmettik ve arkasına da Gölbaşı ilçemizde bulunan yan yatık bir binayı resmettik. Hı hı. Bu depremin sembolü oldu. Bu şekilde biz bu depremi, asrın felaketini andık. Peki normalde bu tarz bir resim çalışmasını bir tuvale de yapabilirdiniz, bir kağıda da yapabilirdiniz. Neden böyle bir... Tuvale yapmak artık bir sırada anlaşılmıştır. Daha böyle dikkat çekmek, daha böyle bir anlamlı bir çalışma olsun diye bir blok parçası, bir beton parçasına biz resmettik. Evet. Tekrardan ben emeğinize sağlık diyorum hocam. Teşekkür ederiz. Böylesi bir çalışmayı bizlere kazandıran Emin hocam ve Uğur hocama ben çok teşekkür etmek istiyorum. Yaşadığımız anıları, yaşadığımız acıları unutmamak adına kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Tabii toplumun yaşamış olduğu acıları, toplumun yaşamış olduğu sıkıntıları sanatsal bir şekilde dile getirmek her zaman çok ama çok kıymetli. Sanat bir şeye dokunduğu zaman, sanat işin içine girdiği zaman böylesine anlamlı çalışmalar çıkabiliyor. Amacımız bunu Gölbaşı ilçemizin meydanında sergiletip tüm insanlarımıza bunları göstermek ve yaşanılan bu acıların unutulmaması adına bir duyarlılık oluşturmak. Tekrardan ben sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir çalışmayı bizlere ve ilçemize ve ülkemize kazandırdıkları için. Gölbaşımıza ayağının tozuyla gelen misafirimiz Berkay ile beraberiz. Berkay kendisi Kırıkkaleli, Ankara tıp öğrencisi. Hazır Berkay'ı da burada bulmuşken Gölbaşı'nı dışarıdan gören bir insan olarak aynı zamanda bu çalışmamız hakkında onun düşüncelerini merak ettik. Ya tabii çok üzücü bir durum. Otobüsten ilk indiğimde o depremin etkilerini, acısını hissettim. Ne kadar resim yaparsak yapalım ya da çalışma yaparsak yapalım depremin acısı çok büyük. Hı hı. Böyle bir farkındalık yaratmak gerçekten çok güzel ve anlamlı olmuş. Hı hı. Şehre ilk baktığımda, dolaştığımda, gezdiğimde ortamı gördüm ve depremin acıları büyük. İnsanlarda büyük bir hüzün var. İnsanlar kendi çapında depremin yaralarını sarmaya çalışıyor ama ne yaparsak yapalım depremin acısı geçmeyecek. Depremin acısını bir nebze de olsun böyle resimlerle anlatmak gelecek nesillere de bir iz bırakıyor unutmamamız için. Günüm aydı, tam öyleydi. Gittiğin yer ham öyleydi. Yattığın yer ham öyleydi. Dinmiyor gözümün yaşı.